Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT konu anlatım matematik kitabımızda fonksiyonların ilk kısmındayız. Önce birebir ÖSYM'nin ilk kısmını yaptık. Şimdi birebir ÖSYM'nin ikinci kısmını yapacağız. Daha sonrasında da iki tane beceri temelli videomuz olacak inşallah. Gerçek sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları fx eşittir x çarpı x eksi 4 bölü 2 gx eşittir x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3 bölü 3 biçiminde tanımlanıyor f 2x eşittir gx artı 1 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır denmiş? Şimdi o zaman yapalım arkadaşlar. Burada hemen f2x hiç kendimizi zorlamayalım. x gördüğümüz yere 2x yazalım. 2x çarpı 2x eksi 4 bölü 2. Sonra gx artı 1'i bulalım. gx artı 1. Hatta bunu da madem eşitmiş bunlar yanına eşitlik olarak gösterelim x artı 1. x gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum dikkat edin. x artı 1 eksi 1 çarpı x artı 1 eksi 3. Bak ne yaptım? Burada da burada da burada da x gördüğüm yere x artı 1 yazdım. O zaman artık şurası x artı 1 eksi 1'den x oldu. x artı 1 eksi 3'den bu da ne geldi? x eksi 2 geldi. Paydamızda ne var? 3 var. Şimdi sağlayan x değerlerinin toplamı. Normal bildiğiniz denkleme dönüştü de o zaman arkadaşlar bu. Şuna dikkat edeceğiz. Bak burada önemli bir durumumuz var. 2x-4 ile x-2'yi sadeleştirdiğiniz zaman lütfen şuna dikkat edin. Sonuçta burada bakın neden sadeleşiyor bu arada. 2 çarpı x-2 çünkü bu. x-2'ler sadeleşti. Hatta öyle görelim. 2 çarpı x-2. Şimdi x-2'ler sadeleşti. Ama kenarda şunu yap. Matematikte sadeleştirmek aslında doğru bir ifade değil. Pay ve paydayı sadeleştirebilirsin ama payları sadeleştiremezsin. Niye? Kök kaybedersin. O yüzden şimdiden uyarıyorum AYT içinde. Sadeleştirdiğiniz her zaman kökü kenarda yazın. X eşittir 2 olmalı. Sonuçta sağlıyor bak. 2 verdiğinde bu da 0 oluyor. Bu da 0 oluyor. Bak bu denklemin bir kökü. Sonra arkadaşlar x'ler de birbirini götürdü. O zaman x ne olabilir? 0 olabilir. Sonuçta 0 verdiğinde cidden böyle oldu. Ne kaldı geriye? Bu ikiler gitti. Burada sadece 2 kaldı sol tarafta. Sağ tarafta da x artı 1 bölü 3 kaldı. Böylece 6 eşittir x artı 1. x de arkadaşlar buradan 5 oldu. 3 tane kök geldi. 2, 0 ve 5. Bunları toplayacağız. 7 bak eğer sadeleştirdiğinde bu 2'yi bir unutsaydın cevap şıklarında 5 de var görüyor musun? Evet ne demiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere A'dan A'ya fonksiyonu birebirdir. F2 artı F3 artı F4 toplamının alabileceği en büyük ile en küçük değer arasındaki fark nedir? Birebir fonksiyon demek F2, F3 ve F4 kesinlikle birbirinden farklı değerler alacak demek. En büyük değeri o zaman F4 hangisinin olduğu önemli değil. F2 mi büyük, F3 mü büyük, F4 mü büyük olma ilgilenmiyorum birebir olması lazım bir de alabileceği en büyük değer. Sakın bunu 6-6 demeyin o yüzden tamam mı? Birebirliği bozarsınız. Birine 6 de, birine 5 de, birine 4 de. Hocam benim canım istedi ki buna 6 vereyim, buna 5, buna 4. Sorun değil. Herhangi biri 6, herhangi biri 5, herhangi biri 4 olmalı. Birebir olduğu için birbirinden farklı. Topladığımız zaman ne oldu? En büyük değeri 15. En küçük değerine bakalım. Birine 1 ver, birine 2 ver, birine 3 ver. Böylece... En küçük değeri de 3. 2 daha 5, 1 daha 6. Farkları kaç geldi arkadaşlar? 9 geldi. Değişik oldu bakın. Evet ne demiş? fx 1'in x türünden fx türünden değeri. Aynı derste anlattığım gibi, konu anlatımında anlattığım gibi yapacağım. Hakikaten de o çözümü anlamanızı isteyeceğim. Birincisi fx eksi 1'i bul. Yani anlamak için her zaman bir, bir bakayım neymiş deriz x yerine x eksi 1 yazdım. x eksi 1 artı 1. Böylece ne oldu? x eksi 1 bölü x oldu. Şimdi ben ama şıklarda bak görüyor musunuz hiç x yok. Niye? fx cinsinden istiyor. Hemen burada fx'i x bölü x artı 1 yapalım ve fx'i bir yalnız bırakalım. Şey x'i bir yalnız bırakalım. x çarpı fx artı fx eşittir x. Neyi bulmak istiyorum? x'i at o zaman şöyle sağ tarafa fx eşittir x eksi x çarpı fx. Şimdi x parantezini al. 1 eksi fx eşittir fx. Bak x ne geldi? fx bölü 1 eksi fx. Amacımız şuydu. Buna lütfen alışın. Bir şeyi istemiyorsan ondan kurtulmak için onu yalnız bırakmalısın. Bir nevi kötü bir benzetme belki ama onu ötekileştirmelisin. Kenara itmelisin diyebiliriz. Yani normal hayatta yapmamamız gereken bir şey. Böyle bir hakkımız yok kesinlikle. Ee, aşırı suçlu, katil, hani tacizci, tecavüzcü hariç öteleme hakkımız yok kimseyi. Yani tarzından dolayı, duruşundan dolayı. Ama burada fonksiyon manasında onu e, yalnız bıraktık. fx bölü 1 eksi fx dedik. Şimdi artık ne yapacağım? Burada ben bu fx eksi 1'in x eksi 1 bölü x olduğunu buldum ya. Gideceğim x gördüğüm yere artık mis gibi bunu yerleştireceğim. fx hatta y diyeyim uzatmayayım y bölü 1 eksi y eksi 1 bölü y bölü 1 eksi y. Payda eşitlersek y artı y eksi 1 bölü 1 eksi y bölü y bölü 1 eksi y. 1 eksi y'ler sadeleşti. 2y eksi 1 bölü y geldi. Yani 2fx eksi 1 bölü fx oldu. İşte bu şekilde istenmeyeni yalnız bırakarak kurtulabiliriz. Tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu her a tam sayısı için f a artı 2 eşittir f a artı 4. f a artı 3 eşittir f a artı 6 eşitliklerini sağlıyor. f4 eşittir 5 olduğuna göre f11 değeri kaçtır demiş. O zaman bir taraf tarafa çıkaralım bakın. Şöyle çıkardığım zaman f a artı 3 eksi f a artı 2 eşittir 2 geldi. Neden öyle yaptım? Hani A, A artı 2, A artı 3 ile uğraşmayayım diye. Ve derste anlattığımız formata benzedi bak bu. Her A sayısı için bu eşitlik sağlanıyorsa o zaman ben ne yaparım? İlk önce arkadaşlar e, yukarı çıkacağım. F4'ten F11'e doğru yol alacağım. O zaman ilk önce 2 veririm ki F5 eksi F4'ün 2 olduğunu göreyim. Sonra bak 3 veririm ki F6 eksi F5'in 2 olduğunu göreyim. Nokta nokta nokta. En son kaç vereceğim? 8 vereceğim. 8 verdiğimde F11 eksi F10 yine 2 oldu. Taraf tarafa topladığında F5'ler, F6'lar, F7'ler, F8'ler, F9'lar, F10'lar gitti. F11 eksi F4. Şimdi kaç tane 2 var burada onu görelim. İlk sefer kaç verdik arkadaşlar? Onu düşünelim bir. İlk verdiğimiz sayı neydi? X eşittir 2. Son verdiğim sayı neydi? 8. O zaman biz 2'den 8'e kaç kere değer vermiş olduk? 8 eksi 2 ikisi de dahil 9 kere pardon 7 kere değer denemiş olduk. 8 eksi 2 artı 1 tamam mı? bunu hatırlayalım. Son terim eksi ilk terim ikisi de dahil olduğu için 1 ekledim. Dolayısıyla 7 çarpı 2'den 14 oldu. F4 kaçtı? 5. Demek ki F11 arkadaşlar 19'muş. Bu şekilde derste yaptığımıza benzer bir soru çözdük. F fonksiyonu her x eleman 0, 3 açık aralı sıfır açık 3 kapalı aralığı için fx eşittir 2x artı 2 biçiminde tanımlanıyor. Ve her x gerçek sayısı için fx eşittir fx artı 3 eşitliğini sağlıyor. Buna göre f6 f7 f8 toplamı nedir? Periyodik fonksiyon. Bunun adı arkadaşlar bir fonksiyon trigonometride falan da yaparız ya. fx eşittir x artı t oluyorsa fx artı t oluyorsa buna periyodik deriz. Periyodu da bunun bu soruda 3'tür. Sonuçta bak bir örnek vereceğim. F10, F7'ye eşittir. F10, F13'e eşittir. F13, F16'ya eşittir. Böyle gidiyor. Atıyorum F1001. Kaça eşittir? F998. Böyle böyle azalarak veya artırarak gidebilirsin. Normalde tanım kümemiz ne? Verdiği aralık 0-3. Ama bunların hepsi 3'ten büyük. E sana ne diyor işte? F6. Bunun 3 eksiği F6, F3'e de eşittir. Neden? Fx eşittir, Fx artı 3. F3 bu aralığın içine düşüyor mu? Evet. O zaman yazabilirsin diyor yerine. 2 kere 3 artı 2'den 8 geldi. F7'ye bak şimdi çizgimizi çekelim. E F7 arkadaşlar 0 3 aralığında mı? Hayır. Bu 0 3 aralığı için bu denklemi sağlıyor. Ama ne vermiş? F7 diyor F4'e eşit. 4 bu aralığın içinde mi? Hayır. O zaman bu da F1'e eşit. Periyodik fonksiyonda bu artış veya azalış miktarına göre Üçer üçer arttırırsın ya da üçer üçer azaltırsın, hepsi bunların birbirine eşit olur. Hatta bu sorudan lazım değil ama f1 mesela arkadaşlar f 2'ye eşittir. İstediğin yere kadar götür. Böylece f1 bu aralığın içine düştü. Yerine yazarsak 2 çarpı 1 artı 2'den 4 geldi. Son fonksiyonumuz f8. F8 ne? F5. O da f2'ye eşit. Çünkü üçer üçer azalttığımda aralığın içine girene kadar yapıyorum. Niye? aralığın içinde böylece bu denklemi kullanma şansım olacak. Şimdi artık f2 2 çarpı 2 artı 2'den 4 artı 2 6 geldi. Bulduğumuz değerler 8, 4 daha 12, 6 daha 18 oldu arkadaşlar. B şıkkı geldi bakın. Evet ne demiş? M pozitif gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları gx eşittir x kare artı m F bölü G eşit. F bölü G1 2. F çarpı G1 50. Ne diyorduk? Bir kere zaten gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı olduğu için, e, tanımlı olduğu için bunlar. F ve G'nin kesişim kümeleri reel sayılar. Bunu hep hatırlatıyorum. Tanım kümelerini kesiştirmeyi unutmayın diye. O zaman F1 bölü G1 2. F1 çarpı G1'di bu. O parantez hem F1'in hem G1'in olduğunu anlatıyor bize. 50. O zaman arkadaşlar F1 neye eşit aslında? 2G1'e eşit. Şimdi ben hemen F1 gördüğüm yere 2G1 yazarsam Böylece 2G1 çarpı G1 50 Sadeleştirdiğimde G1 5 de olabilir G1'in karesi 25 geldi bak G1'in Karesi 25 geldi G1 5'te de olabilir G1-5 de olabilir Şimdi bakalım bize gerçel sayılar üzerinde tanımlı diyordu. Şimdi hangisi olduğunu nasıl anlayacağım? Burada yerine yazarak anlayacağız. Bak gx fonksiyonu normalde 1 artı m değil mi? Eğer m buraya 5 verirsem g1'e m4 oluyor. Ama eksi 5 verirsem m eksi 6 oluyor. Bak ÖSYM bazen böyle yapar. Hani bir sabret sakin ol der merak etme. Sen ikisinde de bir yaz zaten olmayacağını deneyince göreceksin diyor. O zaman bu olmadı çünkü m pozitif olması gerekiyor. Sağlama o. M buradan arkadaşlar 4 gelmiş oldu. Şimdi artık bakalım olaya. Gx fonksiyonumuz şuraya yazayım. Gx fonksiyonumuzu ne bulduk? X kare artı 4. Şimdi G bileşke F1. Bu, aslında bu bir sonraki konumuza temas eden bir yer ama bu kadarcık hani madem toplam fonksiyonunu yaptık. Size bileşke fonksiyonda ne olduğunu hafifçe söyleyeyim. Sonra uzunca anlatacağım. Bileşke fonksiyon şu O harfini O olarak görmeyin. O bileşke işlemidir. E, o işleve yarar. Bileşke işleminde de anlatacağım zaten diyeceğim ki bileşke fonksiyon iç içe fonksiyondur. X gördüğün yere aslında F1 yazıyorsun demektir tamam mı? O zaman önce bir F1'i bulacaksın. F1. F1 nasıl bulacağız? Şimdi biz G1'i kaç bulduk demin? 5 bulduk. O zaman G1 5 ise F1 ne olur arkadaşlar? 10. Çünkü F1 çarpı G1 50 idi. F1 10. O zaman G 10'u bulacağım. Yaz şimdi yerine 10'un karesi artı 4. Yani cevabımız 104 oldu. C şıkkı geldi. Evet burada da yine toplam fonksiyonu F artı G ve F eksi G verilmiş. F çarpı G N eşittir 8. Yani F N ile G N'nin çarpımı 8'miş arkadaşlar. Burada ne yapabiliriz? Şimdi bir düşünelim. 6 eksi m çarpı n ifadesinin değeri nedir diye soruluyor. Birincisi arkadaşlar bize fonksiyon, kırmızı fonksiyonun bakın şöyle fn artı gn değil mi? O x yerine ne yazacaksın? n. Hangi değeri veriyor? Bu grafiklerde zaten yapacağız ama şimdiden söyleyeyim. x'e n verdiğinde cevap m çıkıyor demektir tamam mı? Bu yüzden fn artı gn m'ymiş arkadaşlar. Sonra geliyoruz diğerine. Diğeri de e, bakalım bu sefer burada da neye verdiğinde iki n verdiğinde 2 çıkıyormuş. Pn eksi gn buradan ne geldi? 2 geldi. Şimdi F, fn ile gn'nin de 8 olduğunu biliyorum. Taraf tarafa bir toplayalım. Gn'ler gitti. 2 fn eşittir m artı 2 oldu. Fn m artı 2 bölü 2 geldi. Şimdi bir de Buradan artık FN'yi buldum ya yerine yazıp GN'yi bulayım isterseniz. Herhangi bir tanesini de yerine yazacağım. Mesela bunu da yerine yazayım. M artı 2 bölü 2 artı GN eşittir M. GN de buradan payda eşitlersem e, 2M. M eksi 2 bölü 2 oldu arkadaşlar. Şimdi olay ne? GN'yi buldum. Şey pardon. FN'yi buldum. GN'yi buldum. Bunları çarpalım. Sonuçta vermişti bak. FN M artı 2 bölü 2. GN M eksi 2 bölü 2 eşittir 8. Buradan da M kare eksi 4 eşittir. 8 kere 4 32. M kare 36. Peki M kaç? 6 dikkat et. Y ekseninde arkadaşlar burası pozitif yerimiz. M buradan 6 olmak zorunda. O zaman 6 eksi 6'dan 0 oldu. N'nin ne olduğunu bulmama gerek kalmadan cevabı sıfır bulmuş olduk. İşte bu şekilde ÖSYM yanlış hatırlamıyorsam 2020'de sormuştu herhalde bu soruyu. Güzel bir soruyla noktayı koyduk arkadaşlar. Dediğim gibi biz fonksiyonların daha bileşkesinin tersini yapmadık. Ona rağmen böyle güzel sorularımız var. Devamında da e, hoşuma giden sorular çözeceğiz sizinle. Gerçekten hepsinde iyi yorumlarımız var bakın. Ve kaç tane sorumuz varmış? 12 oradan, 2 de oradan. Tam 14 tane Beceri temelli soru çözeceğiz arkadaşlar. Onu da iki videoda yapacağım. O videolarda görüşmek üzere. iyi çalışmalar.